Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem izleyicilerimiz, bir il müftülüğümüzün hazırladığı, bizlerin sizlere sunmaya gayret ettiği Hayata Açılan Penceremiz, ailemiz programıyla elhamdülillah yine huzurlarınızdayız. Malumunuz olduğu üzere her hafta bizler bir konuğumuza burada hasbihal ederken, inşallah sizler de bizler de öğrendiklerimizle geri kalan ömrümüzle amel etme cihetine gidiyoruz. Bu hafta hem yeni hem de çok değerli bir konuğumuz var. Yenişehir ilçe müftümüz Şevket hocamız. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hocam yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Allah muvaffak eylesin inşallah. Bilmeyen izleyicilerimiz için söyleyelim. Şevket hocamız yeni atandı ilçemize. Cenab-ı Allah inşallah birlikte hayırlı güzel işler yapmak yönünde gayretimizi, rağbetimizi arttırsın. Mübarek olsun hocam inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdığınız için de biz özellikle teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Ben de ayrıca davet etmenizden ve buraya konuk etmenizden çok memnun olduğumu söylemek istiyorum. Hem sizlere hem de bizi konuk eden Can TV'ye çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Muhterem izleyicilerimiz, malumunuz bir de her hafta bu sene bir kitap tanıtıyor arkadaşımız sizlere ve bizleri izleyip arayan kardeşlerimiz arasından 3 izleyicimiz tanıtmış olduğumuz kitaba Diyanet Yayın Evi'ne kimliklerini ibraz etmek suretiyle sahip olabiliyorlar. Bu haftaki kitap tanıtım köşemizde de konuğumuz Mukadder hocamız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah iyilik versin. Hocam dilerseniz hemen kitabımızdan başlayalım tanıtmaya. Seyircilerimiz inşallah heyecanla bekliyorlardır. Evet, kitabımız Diyanet İşleri Başkanı yayınlarından insani sorumluluk olan komşuluk. Aslında günümüzde çok önemli bir kavram ve uzun süredir de insanların uzak kaldığı bir şey. Gerek ayet-i kerimelerde gerekse hadis-i şeriflerde komşuluğun ne kadar önemli olduğunu, Efendimizin de bir hadisinde şöyle buyurduğunu biliyoruz. Şöyle buyuruyor Efendimiz, Cebrail komşuluk ilişkilerinden, komşuluk hakkından o kadar bahsetti ki komşunun komşuya mirasçı olacağından korktum. Evet. Ve bunun hani akraba mirasçı oluyor normalde ama komşuluğun ne kadar önemli olduğunu ve onu kavramak ve hakkını vermek gerekiyor. Gerekse hadis-i şeriflerde ve ayetlerde, bir de atasözlerimizde de aslında çok yaygın. Ev alma komşu al, komşunun körüne muhtaçtır diye. Dikkat ettiğimizde aslında bizim normalde hani özgürlük, sınırsız özgürlük diye bir şey yoktur. Onu biz haklarımızı kullanırken karşı tarafın hakkına geçmemek adına da buna çok dikkat etmek gerekiyor. Ses olsun, hani gürültü olsun, patırtı olsun, komşuyu rahatsız etme hakkımız yoktur. Ona çok dikkat etmemiz lazım ki o da ne oluyor? Onun hakkına girmiş oluyoruz ve sorumlu oluyoruz ki Efendimizin bir hadisinde de şöyle geçiyor. Sahabeler bir kadından bahsediyor. Bu kadın çok iyi gündüz ibadet eder, gündüz oruç tutar, geceden namaz kılar, ibadetle geçirir diye. Ama komşusuna eziyet eder. Efendimiz de şöyle buyuruyor, o cehennemliktir diye. Aslında sadece ibadet bizi kurtarmıyor. Hani Müslümansak İslamiyet'i dört dörtlük yaşayıp da insanın hakkına, hukukuna, özellikle komşu hakkına çok dikkat etmek gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Aslında bu da günümüzde kaybolan değerlerimiz açısından başkanlığımızın yayınlarından çıkmış bir kitap. Elbette ki kitaba ücretle de sahip olabilirsiniz. Bazı Kur'an kurslarımızda, kütüphanelerimizde de kitabımızdan istifade edebilirsiniz. Ancak ben bu kitabı hemen okuyorum demek istiyorsanız Mukadder hocamız gibi bir başucu kitabı, acaba komşularımızla ilişkilerimiz nasıl olmalı diye düşünüyorsanız hemen ekranın altında yazan telefon numaralarımızdan bize ulaşıyorsunuz. Programımızın sonlarına doğru bizler de konuğumuzla beraber 3 tane şanslı izleyicimizi belirliyoruz. İnşallah kitabımızı hediye ediyoruz kendilerine. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet, Cenab-ı Allah istifade etmeyi nasip eylesin. Amin. Evet muhterem izleyicilerimiz, malumunuz her hafta bir konukla programımızın adı da Hayata Açılan Penceremiz, Ailemiz. Bizler diyoruz ki aileler kendini oluşturan bireylerin, mutluluk çeşmesi olan bireylerin birbirleriyle yüreklerini paylaştıkları, evin bir barınak olmaktan öte bir sığınak, hatta cennete dönüştüğü, toprağı yürek, tohumu sevgi, meyvesi mutluluk olan müstesna bir müessesedir. Bugün muhterem hocamızla inşallah aile müessesemize neden ihtiyaç var? Acaba gerçekten günün konjonktürü, modern dünya içerisinde
aile kurmak bir hastalık seviyesinde önemsizleştirilmeye çalışılıyor gibi hissediyorum hocam. Bilmiyorum siz ne kadar katılırsınız. Sanki önemli değilmiş. Kişiler belli bazı ihtiyaçlarını karşılamak için aileye ihtiyaç duyarlarmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Acaba aile kurmak gerekli midir? Bundan başlayalım isterseniz. Öncelikle bizi televizyonlarının başında izleyen herkese, sesimizin ulaştığı herkese selam, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim mutlu bir hayat yaşamayı, saadetli bir aile kurmayı herkese nasip eylesin. Amin. Diyerek başlıyoruz. Handan Hocam. Evet. Şimdi hayvanlar alemini artık bugün belgeseller yoluyla, eskide biz çok bilemezdik. Evet. Ama belgeseller ayağımıza getirdi. Evimize kadar getirdi. Biz izliyoruz. Çiftçilik yapan kardeşlerimiz bilirler. Bir hayvan yavrusu anasından doğar doğmaz ilk yaptığı şey hemen anasını arıyor. Evet. Onu emmek için, eğer kuşsa hemen anasını efendim tanıyor. Ondan yiyecek almak için. Yani yaşama kudretiyle, yaşama yeteneğiyle birlikte dünyaya geldiklerini artık şahit oluyoruz. Çünkü belgeseller bunu bize çok net bir şekilde öğretiyor. Gösteriyor. Birkaç saniye içerisinde yaptığı mücadele neticesinde ayağa kalkıyor. Birkaç dakika içerisinde yürüyebiliyor. Hatta bir saat içerisinde otlayıp ya da annesini emdiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla ilahi kudret bütün hayvanlara doğar doğmaz kendi hayatını idame ettirecek bir ilahi yetenek onlara koymuştur. O yetenekle birlikte dünyaya geliyorlar. Evet. Onlar bile gene bir anneye, efendim bir annenin korumasına ya da sürünün, babanın korumasına muhtaç iken hiç öğrenme yeteneğinden başka bir yeteneği olmayan bir varlık, insanoğlu. Evet. Ondan bahsediyor. وَعَلَّمَ الْآدَمَ اَسْمَاءَ كُلَّهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ buyuruyor. Adem'e öğrenme yeteneğini Rabbul Alemin, eşyanın ismini ve bu eşyayı efendim kullanma, o eşyayı tanıma, ondan istifade yeteneğini Rabbul Alemin Adem'de halk ediyor, yaratıyor. O şekilde dünyaya geliyor. Yani insanoğlu doğar doğmaz ilk yaptığı şey ağlamaktır. Evet. Ağlamaktan başka bir işi, bir yeteneği şey yok. Evet. Ve öğrenme yeteneği var. Hem de çok hızlı öğrenme yeteneği var. Ve hiçbir bebe, hiçbir efendim bebeğimiz kendi hayvanlar aleminde olduğu gibi kendi yaşamını idame ettirme, devam ettirme gücüne sahip değildir. Evet. Birinin onu soğuktan koruması lazım. Evet. Birinin onu yıkaması lazım. Hastalandığında başının ucunda sabaha kadar uyumadan beklemesi lazım. Birinin onu doktora götürmesi lazım. Evet. Birinin onu sevmesi lazım. Çünkü bütün bunların hepsine muhtaçtır. Dolayısıyla Hazreti Adem babamız, Hazreti Havva anamızdan başlayarak çocukları bir ailede büyümüştür. Ve insanoğlu artık bu bilimsel efendim çalışmalara gerek yok artık. Herkes biliyor bunu. Bütün bilimsel veriler de onu artık ortaya koyuyor. Bütün kitaplar onu söylüyor. İnsanoğlu insanca onurlu bir hayat yaşamak için mutlaka kendisini eğiten, kendisini terbiye eden, kendisini koruyup kollayan, yediren, içiren bir anneye, bir babaya, bir aileye muhtaç olarak dünyaya geliyor. Evet. Dolayısıyla biz aileyi dışlayarak
sosyal hayatı devam ettiremeyiz. Aile toplumun en sağlam taşıdır. Eğer ailede şiddet varsa topluma yansır. Sevgi, muhabbet varsa topluma yansır. Dolayısıyla ailesiz bir hayatı düşünmek mümkün değil. Şimdi sizin sorunuz içerisinde benim dikkatimi çeken bir kısım vardı. Bazıları aileyi sadece ihtiyaçlarını karşılayan bir yer olarak görüyor. Gerçekten uyumak için, yemek yemek için, dinlenmek için gittiğimiz bir şöyle diyeyim, istirahat yeri değildir. Evet. Bir dinlenme tesisi de değildir aile. Belki dinlenme tesisi, hani ruhumuzu dinlendirdiğimiz mekanlara çevirsek, somut anlamda söylüyorsunuz bunu. Allah razı olsun. İşte Allah razı olsun. Anlamda işte bazıları öyle görmek istiyor. Evet. Hani böyle uzun yollarda giderken tabi ihtiyaçlarımızı karşıladığımız bir tesis gibi görmek anlamında söyledim. Halbuki sizin söylediğiniz, işaret ettiğiniz gibi aileler hem bizim bedenimizin hem ruhumuzun ihtiyaçlarını karşıladığımız, hem bedenimizi hem ruhumuzu dinlendirdiğimiz çok mükemmel kurumlardır. Ama aynı zamanda sevgiyi, muhabbeti, hürmeti öğrendiğimiz mekanlardır. Evet. İnsanlığı öğrendiğimiz yerlerdir. Aile olmadan biz ne yardımlaşmayı öğrenebiliriz, ne sevmeyi öğrenebiliriz, ne insanca, insan onuruna yakışır bir hayat sürdürebiliriz. Bir ailede anne olmalıdır mutlaka. Bir ailede baba olmalıdır mutlaka. Bir ailede çocuklar olmalıdır mutlaka. Şimdi tabii eskide böyle büyük aileler vardı. Evet. İçinde dedenin, ninenin olduğu aileler vardı. Büyüklerin olduğu aileler vardır. Şimdi maalesef o ailelerimiz kalmadı diyelim veya azaldı. Kalmayacak kadar azaldı. Evet. Gün be gün biz ferdileştikçe, biraz da sosyal hayatın, çağdaş ihtiyaçların getirdiği şartlar dahilinde iş icabı, eğitim icabı büyük ailelerden ayrılmak durumunda kalıyoruz. Çekirdek aileler şeklinde yaşama durumunda kalıyoruz. Evet. Bu bizi bazı güzelliklerden de mahrum ediyor. Evet. İşin açıkçası belki işimizi kolaylaştırıyorsa bazı güzelliklerden de bizi mahrum ediyor. Dikkat edin. Dede nine terbiyesini alan çocuklar çok farklıdır. Evet. Çünkü çocuk annesiyle hemhal sürekli, arkadaş. Babasıyla aynı şekilde çok onlardan bazen etkilenmeyebilir. Artık onu çocuk için sıradanlaşabilirler. Evet. Ama bir nine, yapma yavrum, gel yavrum, şunu şöyle yapalım dediği zaman çocuklar anneden çok daha ninenin etkisine girebiliyorlar. Evet. Dedenin etkisine girebiliyorlar. Dede nafile namaz kılıyor, abdest alıyor, evde herkes ona hürmet ediyor. Çocuk büyüklere hürmet etmeyi öğreniyor. Aslında biraz da dede hocam, özür dilerim. Sanki çocukların sorumluluğu anne babada olduğu zaman bütünüyle dedeler ve nineler sevgiyi paylaşıyor sadece. Çok o güzel. Zaman da sevginin doruk noktasını yaşıyor çocuk. Hani belki terbiyeden ötürü, edepten ötürü bir şeyleri öğretmek için anne baba mesafeli de kalsa çocuklarına. Evet. Dede ve ninelerde öyle bir kaygı yok. Çünkü sorumluluk yok. Sadece sevgi merkezli düşünüyorlar. Çok güzel. İrtibat da onları daha böyle doyum noktasına taşıyor değil İşte mi? İşte orada yani büyük ailelerin faydalarından bahsediyoruz, avantajlarından. Evet. Çünkü anne çocuğuna bir şekilde tuvalet terbiyesini öğretmesi lazım. Evet. Onu zorluyor. Bir şekilde sofrada yemek yeme adabını öğretiyor.
Dolayısıyla anne sürekli yaptırım uyguluyor. Hı-hı. Sizin söylediğiniz gibi. Hı-hı. Baba bir şeyler istiyor çocuktan. Ama dede, nine çocuğun tam da annesinden, hı-hı, babasından bıktığı yerde onlar sevgi ve merhametle yanaşıp çocuğu daha çok etkileme gücüne sahip oluyorlar. Sizin söylediğiniz gibi. Hı-hı. İşte orada o büyük aileleri... Basıncı böyle, düşürüyor bir yerde. Evet, hani böyle. Basıncı düşürüyor. O yüzden evet, çekirdek aile halinde de yaşasak, ister büyük aile halinde yaşayalım, ister çekirdek aile, fark etmez. Ailede gerçekten herkesin mutlaka bir görevi var, hı hı, bir sorumluluğu var, hı hı, karşılıklı hak ve ödevleri var. Evet. İşte onu insanca yaşamak, insan onuruna yakışır bir hayat sürdürebilmek için mutlaka herkesin o görevleri yerine getirmesi gerekiyor. Onun için biz gerçekten bir aileye muhtaçız. Yemeğimizin pişmesi lazım o ailede. Hı hı. Elbiselerimizin yıkanması lazım o ailede. Hı hı. Sofranın kurulması lazım o ailede. Efendim, eve bir getiri, hı hı, olması lazım. Evin efendim ihtiyaçlarını karşılayacak bir gelirin olması lazım. Hı hı. O ailenin içinde yaşadığı evi ısıtacak, icabında gerekiyorsa soğutacak, serinletecek, efendim temel ihtiyaçları karşılayacak birine ihtiyaç vardır. Hı hı. Dolayısıyla hiç kimse tek başına sürekli, belki geçici olarak yapar da, hı hı, tek başına ne efendim evini soğutabilir, ne ısıtabilir, ne sofrasını. Evet. Abi bunu iki türlü belki yapar da, ama dağınık bir hayat, aile hayatı, evet, olur. Dağınık bir yaşayış olur. Moral bozucu bir yaşayış olur. Derdini paylaşabileceği ve böylece rahatlayabileceği, sevincini paylaşıp daha çok sevineceği, mutlu olacağı, hı hı, bir ortama mutlaka ihtiyaç vardır. Şimdi onun hocam için buradan ihtiyaç var. Evet. Şöyle söylediklerinizden yola çıkarak hocam, hani başında programın siz ifade ettiniz. Bizim maddi anlamda maalesef sanki maddi ihtiyaçlarımızın, somut anlamda ihtiyaçlarımızın giderildiği bir müessese gibi görülüyor. Yani. Ve maalesef modern dünya bu ihtiyaçlarımızın karşılanabileceği imkanları da bize legal yoldan veya illegal yoldan bize sunuyor. Yani evet, ister örfi, dini veya doğru bulduğumuz ve ahlaki veya gayri ahlaki bir şekilde bize bu hizmetleri sunduğu alanlar var. Yani yememizi lokantalardan karşılayabiliyoruz. Büyük şehirlerde işte kıyafetlerimizle alakalı diyelim ki hayatımızı idame ettirecek. Hatta şu an işte rezidanslarda falan diyelim ki, evet, yaşama imkanları var bütünüyle. Hizmetlerin az evvel dediğiniz gibi o tesislerden sağlandığı. Böyle bir modern dünyada bizlerin bütün bu rahatlık içerisinde birey olarak her türlü konforumuz sağlansa bile, biyolojik anlamda, somut anlamda bütün ihtiyaçlarımız karşılansa bile, aslında o rahatlığı paylaşmayı istediğimiz birilerinin olması fıtri değil mi? Evet. Yani bu anlamda, o yüzden somut anlamda bütünüyle bu ihtiyaçlarımız karşılansa bile biz yine de yanımızda bu mutluluğumuzu paylaşacak birini istiyoruz. Evet. Şimdi bu birisi Allah'ın koyduğu hudutlar içerisinde, bize Rum suresinde hani içinizden ayetlerinden biri de içinizden kendisinde huzur ve sükuna kavuşacağınız eşler yaratması, aranıza sevgi ve şefkati yerleştirmesidir diye buyuruyor Cenab-ı Allah. Burada da kuşkusuz düşünen insanlar için dersler vardır. Bu ayet-i kerime beni bu anlamda çok etkiliyor hocam. Yani bize bir eş tavsiye ediyor Cenab-ı Allah. Huzur ve sükun bulacağımız bir eşin olması gerektiğini söylüyor. Ve bunda da ders almamız gerektiğini söylüyor. Bu az evvel baştan beri söylediğiniz şeylerle o kadar uyumlu ki. Yani demek ki biz sadece somut ihtiyaçlarımızın karşılanmasıyla
mutlu olamayacağız. Evet. Mutlaka huzur ve sükun bulmak istiyorsak bir eşe ihtiyacımız var. Evet. Hani kısaca giriş yaptık ama hocam bunu ben detaylandırayım istiyorum. Birazcık modern dünyada gençler özellikle işte eğitim, yaşı, arkasından bir iş sahibi olma sürecinde eskideki gibi evlenme yaş ortalaması evet. 18-19'larda değil. Yani evet. Bir mecburen en az 24-25 yaşına gelmesi gerekiyor gençlerin. Evet. Maalesef bizler biraz öz eleştiri yapacak olursak rol model olarak mutlu bir aile profili sanki çizmiyoruz gibi düşünüyorum ben. Veya sorumluluğun, az evvel dediniz ya belli işleri sadece biri belki yapabilir ama bu işleri yaptığı zaman ne olur? O evet. Kişinin üstünde bir yük olur. O zaman Allah'ın bizden istediği o eşle oluşacak ailede nasıl kurallar var? Evet. Yani biz başlangıçta bir sözleşmeyle hani buna giriş yapmanızı istiyorum. Nasıl bir giriş yaparak bir aile oluşturmamız gerekiyor ki o aile hem bizi mutlu etsin hem de o mutluluğumuz topluma yansısın. Eyvallah. Handan hocam şimdi hakikaten bu çok önemli. Ben özellikle sürekli vurgulayarak söylüyorum. İnsanca yaşama. Evet. İnsan onuruna yakışır bir hayat sürdürmeden evet. bahsediyorsak bunun yeri ailedir. Evet. Bireysel yaşayan sizin az önce söylediğiniz gibi her türlü ihtiyacını modern hayatın sunduğu mekanlardan efendim legal veya illegal karşılayan bir insanın profiline baktığımız zaman çok da böyle geçici toplum, hazlar yaşayabilir belki evet, ama topluma çok uzun vadede katkısının olmadığını bu insanların görüyoruz. En çok intihar vakalarının evet. en çok suç oranlarının aile ortamında uzakta yaşayan insanlarda da olduğu aşikardır. Evet. Anne baba sevgisinden uzak yaşayan insanların efendim aile sevgisinden uzak yaşayan insanların daha çok suçlara bulaştığı evet. ailesinden ilgi alaka göremeyen ailesi tarafından dışlanan çocukların daha çok böyle efendim günahlara daldığını suçlara bulaştığını artık anlatmaya hacet yok burada. Evet. Bugün bunlar her gün örnekleriyle dolu. Şimdi o yüzden aile çok önemlidir ve mutlu bir aile kurmak için nelere ihtiyaç var? Yani eğer rol model bir baba, rol model bir anne, hatta rol model bir efendim evlat, çocuk nasıl olur? Öncelikle elhamdülillah biz Müslümanız. Dinimiz İslam, evvela evlenmeden önce yola çık, evlilik için yola çıkmadan önce aldığınız karara bile önem veriyor. Evet. Ben bir aile kuracağım ama nasıl bir aile? Evet. Nasıl bir eş? Nasıl bir zevce? Nasıl bir zevç? Yani nasıl bir anne olmalı benim çocuklarıma bakacak? Veya ben nasıl bir baba olmalı benim çocuklarıma bakacak, aileme bakacak diyerek o karara bile İslam çok değer veriyor. Evet. Birincisi buradan başlıyor. Evet. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bunu erkeklere Efendimiz söylediği için bu hadis-i şerifi erkeklere hitaben söylüyor. Yani burada diyor bir kadın sallallahu aleyhi ve sellem dört şey için nikahlanır. Nikahlanır, evet. Biri efendim güzelliği için, malı için, asaleti için, dini için. Evet. Sen dindar olanını seç, evet. o seni mutlu eder buyuruyor Efendimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi halbuki bu diğer üç şeye baktığımız zaman
bir insan olarak insan nefsinin arzuladığı şeylerdir. Hı hı. Hangi insan güzel, soylu, zengin bir hanım istemez? Veya hangi hanım yakışıklı, zengin, soylu bir erkek istemez? Evet, doğru. Bunlar elbette aranacak. İslam dini bunları dışlamıyor. Evet. Burada dördüncü önemli bir faktör var. Birinci sırada olması gerekir. Gereken mutlu bir aile için Efendimiz onun tercih edilmesini. Elbette bir mümin hem dindarlığına yani Allah'a teslim olmuş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönül bağlamış bir erkeği veya hanımı seçerken evet illa onun dünya efendim şeyine bakacak, onun hüsnüne bakacak, güzelliğine bakacak, soyuna bakacak. Evet. Efendim illa yani bu beni geçindirebilir mi, geçindiremez mi? Onun malına bakacak. Bunlar bakılacak ama birinci sırada onun Allah'a teslimiyeti önemlidir. Bu bizde de hocam gitgide böyle normalleşme sürecine girmedi mi? Hani mesela diyelim ki gençler diyelim ki böyle bir şeye adım attılar. Bizim de ilk sorumuz aslında birinci şık olarak dindar mı sorusu gelmiyor maalesef. Öyle değil mi? Yani denklikte sanki o kişinin dinle olan münasebeti, yani din derken tabii ki tırnak içinde dinle dünyayı ayırmıyoruz. Dünyasında Allah'ın hükmünü öncelikli kılan diyelim daha sanki beni böyle itminan ediyor. Allah'ı önceleyen diyelim. Evet. Allah'ı önceleyen bu şekilde sorgularımız bile bu olmuyor mu? Hatta hani akabindeki ikinci sorumuz da hani bakayım güzel mi? Yani sıralamayı sanki biz de unuttuk gibi geliyor hocam maalesef. Maalesef hani diyor sapla samanın karıştığı bir dönemi yaşıyoruz. Haliyle katılıyorum. Gerçekten de öyle. Bugün gençlerimiz şimdi İslam dinine göre bir rüşt diye bir tabir var. Evet. Buluh diye bir tabir var. Buluhla ergenlik kastediliyor. Ergenliği bütün izleyicilerimiz bilirler. Biliyor, evet. Kızların, erkeklerin bir ergenlik yaşı var. Bir de buna biz buluh diyoruz. İslam dini bir kişinin tasarruf yetkisini verirken rüştü dikkate alıyor. Buluğu değil. Buluğu değil, evet. Rüşt nedir? Rüşt ise lehine aleyhine olan şeyleri ayırt etme gücüne sahip olmak. O temyiz gücüne sahip olmayı ifade ediyor. Zararlıyı faydalıyı zararlıdan, güzeli çirkinden, efendim doğruyu yanlıştan ayırabilme gücünü, yeteneğini ifade ediyor rüşt. Hatta rüşt yaşını bile tartışmışlar İslam hukukçuları. Evet. Kimi 18 demiş, kimi 24 demiş Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Kimi de bunun yaşı olmaz. Evet. Ne zaman ererse o yaştır demişler. Dolayısıyla fil hakikada her insan aynı yaşta o rüştü elde edemiyor. Doğrudur. Hatta bazıları hiç elde edemiyor. Maalesef. İslam dini bunlara da sefih diyor, tasarruf yetkisini kısıtlıyor, alışverişlerini kısıtlıyor. Şimdi dolayısıyla evlilikte gerçekten ne istediğimizi çok iyi bilmemiz lazım. Özellikle gençlerimize ben burada tavsiyeler, seslenmek istiyorum. Eyvallah, bu asalet olup olmalıdır, efendim güzellik olmalıdır, ancak bunlar yeterli değildir. Dindarlık olmalıdır ama bu da yeterli değildir. Yani bu kişi, karşıdaki kişi rüştüne de sahip mi? Buna da bakılmalıdır. Yani. Şimdi dolayısıyla şu anda maalesef evlilikte de her yerde olduğu gibi görsellik ön plana çıkmış. Evet. Görsellik birçok gencimizin hayatını karartıyor. Onlar ani
karar verebiliyorlar. Ne kadar hızlı karar veriyorlarsa o kadar hızlı da birbirlerinden ayrılabiliyorlar. Evet. Müftülükler bu anlamda birçok probleme şahit olan, birçok problemin getirildiği mekanlardır. Müftü olarak biz sayısız, keşke şahit olmasaydık, böyle tatsız olaylara biz şahitlik yapmışız. Evet. Çözüm için en son bize geldikleri zaman da iş işten geçmiş oluyor. Evet. Dolayısıyla mutlaka evlilik yapılırken sağlam bir evlilik yapılmalıdır. Hatta şimdi bizim Handan Hanım, bizim bütün örf ve adetlerimiz ayet ve hadislerin İslam dininin ışığında oluştuğu için birçok atasözlerimiz, birçok deyimlerimiz bile bu konuyu anlatıyorlar. Bu anlamda mesela anasına bak kızını al, babasına bak oğlunu seç gibi böyle deyimler var. Bölgeden bölgeye değişebilir. Şimdi ailesine dikkat et. Hadis-i şerif var, zayıf da olsa evlendiğiniz aileye dikkat edin. Çünkü çocuklar dayılarına, teyzelerine çekerler. Benzerler, evet. Şimdi onun için mutlaka evlendiğimiz aileye dikkat etmemiz gerekir. Bu bizim biz bu aileyle uyuşabilir miyiz? Hatta eskide, şimdi çok, bu zamanda söyleseniz çok garip karşılanabilecek, çok güzel mesela aslında eskide işlevini yerine getiren uygulamalarımız vardı. Bunun eğer tabii hikmeti anlaşılmazsa söylediğiniz zaman da yanlış anlaşılabiliyordu. Eskide hani böyle artık çok görselliğin ön planda olmadığı çağlardan bahsediyorum. Telefon, mesaj, karşılıklı görüntülü konuşmaların olmadığı, üniversite hayatının olmadığı çağlardan bahsediyorum. Evlenecek çocuğunu evlendirecek anneler gider karşı tarafın, karşı kızın bütün hal hareketini kontrol ettikten sonra, bir de acaba ağzı kokuyor mu? Bedeninde bir sıkıntı var mı? Onu bile kontrol ederlerdi. Niye? Şimdi bazıları bunu yanlış anlıyor. Bugün aslında geldiğimiz noktada onun psikolojik durumundan tutun, evlendiğimiz insanın psikolojik durumundan tutun, sağlık durumuna kadar bile kontrol etmemiz gerektiğine şahsen inanan bir insanım. Niye? Aslında nikah kıyılırken resmi nikahlarda da vardır hocam, sağlık raporu istemiyor. Tabii, şu anda. Şimdi işte yani bak, insanoğlu gene eskiye gelecek. Araplar diyor ki la cedide tahte şems. Güneşin altında hiçbir şey yeni değildir. İnsanlar yeni bir Amerika keşfetmeyecekler. Gene o eski analarımızın yaptığı usule gelecekler bir yerde. Niye? Çünkü bak, bugün o sağlık raporu onu söylüyor. Evet. Bu doğacak çocukların kan, anne baba kan uyuşmazlığı varsa bu çocuk sağlıklı doğmuyor. Evet. Problemli bir çocuk doğacak, sağlıksız bir çocuk doğacak. Haliyle her iki tarafı eziyete sokacak yani. Tabii. Onun için eskiler birçok noktaya dikkat ettikleri gibi sağlığına dahi dikkat ederlerdi. Evet. Ama şimdi öyle bir çağa geldi ki sadece görsele bakarlar, karar verirler. Çok hızlı. Kararı da aileler sadece onay merci olarak kalıyorlar maalesef. Aileler gerçekten öyle, sadece artık mecburi onay merci durumuna düştüğü için çok sağlıklı aileler kurulmuyor maalesef. Onun için mutlaka, eğer evlilik mutlu, hani dedik ya, rol model anne, rol model baba ve rol model bir aile nasıl olmalıdır? Öncelikle yola çıkarken verdiğimiz karar önemli. Eş seçerken, deminden beri eş seçiminden bahsediyoruz. Bu kişiyle kültürümüz uyuşur mu? Evet. Kültür dahi çok etkilidir. Mesela şöyle birçok aile geliyor. Mesela geçen şahit olduğum bir olaydan burada isim zikretmekten Allah'a sığınırım. Sadece benim ailem senin aile tartışması yüzünden aile dağılıyor. Evet, evet, doğru. Bizde şöyle yapılır, bizde de böyle yapılır gibi bir tartışma sebebiyle. Dolayısıyla şimdi
Evet, aldığımız karar önemlidir, seçtiğimiz insan önemlidir, ardından yaptığımız antlaşma önemlidir. Evet. Sözleşme, protokol, akdun beyne tarafeyn, nikah iki taraf arasındaki bir anlaşmadır. O anlaşma çok önemlidir. Misakan galiza diyor değil mi? Evet. Aynı zamanda. Dolayısıyla evet, bir anlaşma olmalıdır. Ama muhabbet üzerine, ama gerçekten sevgi, meveddet, rahmet, şefkat üzerine bir antlaşmamız olması lazım. Dolayısıyla birbirimizi özmeyeceğimizi, iyi günde, kötü günde, geniş günde, dar günde birbirimize sahip olacağımıza söz vermemiz gerekiyor. O şekilde efendim anlaşmayı, nikaha kıymamız gerekiyor. Burada bir eskide bir şey, bir programdan bahsetmek istiyorum. TRT'de bir hanımefendinin sunduğu programı izliyordum. İsmini hatırlamıyorum. Buradan eğer şeyse ona hürmetimi de arz ediyorum. Bir hanımefendi Anadolu'dan görünüm müydü? Tam hatırlamıyorum. Diyar diyar dolaşıyor. Efendim çok eskide olduğu için unuttum. Gezelim görelim olabilir. Herhalde. Orada işte yerel yemekleri, örf adetleri ve karşılaşırsa düğünleri çekiyor, veriyor. Çok güzel, böyle Anadolu'nun değişik, böyle Karadeniz'e gidiyor, Ege'ye gidiyor, Doğu Anadolu'ya geliyor, Güneydoğu'ya geçiyor. Hatta ülkenin dışında programlar getiriyor. Orada bir düğünü, huzur evinde çekilen bir düğüne ben şahit oldum, izledim. 73 hatırlamıyorsam evlenen kişi 73 bir dedemiz, 73 yaşında evlendiği hanımefendi de 72 yaşında. Ne güzel. Önce o huzur evindekiler hepsi balonlar falan asmışlar, her tarafları süslemişler, oynadılar, eğlendiler. En son şimdi bu hanımefendi soruyor, dede dedi, şimdi yaş kaç dedi, 73. Bu yaştan sonra dedi, desem, güldü. Evet yavrum dedi. Herkes dedi onu soruyor. Biz dedi artık yaşımızın geçtiğinin farkındayız ama biz sizin düşündüğünüz gibi dedi, herkesin düşündüğü gibi dedi, düşüncelerle yola çıkmadık. Bu kadının ismini de söyledi, hatırlamıyorum. İşte falan hanımla biz hep bir araya gelir, muhabbet ederdik, konuşurduk. Evet. Bizim birbirimizin konuşmasına çok ihtiyacımız var. Evet. Karşılıklı birimizin diğerini anlamaya çok ihtiyacı var. Çok yalnızlık çekiyoruz. Evet. Çok muhtacız birbirimize. Onun için evlendik, dertleşiyoruz sabaha kadar. Ne kadar güzel. Evet, aile sadece biyolojik ihtiyaçların karşılandığı bir yer değildir. Evet. Aile manevi ihtiyaçların, dini efendim ihtiyaçların, evet bir anlamda da biyolojik ihtiyaçların giderildiği yer olmakla beraber insanlığı öğrendiğimiz. Evet. Sevgiyi, merhameti öğrendiğimiz, topluma faydalı işler öğrettiğimiz yerlerdir aynı zamanda. Evet. Üzüldüğümüz zaman üzüntümüzü paylaştığımız, sevindiğimiz zaman sevincimizi paylaştığımız yerlerdir. Paylaşmayı öğrendiğimiz ve sofrasında efendim zaman zaman zengini, zaman zaman fakiri misafir ettiğimiz, fakirlere yardım elini uzattığımız mekanlardır aileler. Aileler bizim toplumun en sağlıklı, en temel taşıdır. Evet. Aile sağlamsa toplum sağlam oluyor. Evet. Peki hocam, hani şarttan bahsettiniz, karşılıklı bir anlaşmadan bahsettiniz. Evet. Bu anlaşma Allah'ın kurduğu kurallar çerçevesinde. Anlaşmanın birazcık şartlarından bahsedersek, hani sevgi, meveddet ve rahmet çerçevesinde elbette ki
bir sorumluluk dağılımı var diyelim. Evet. Hani zaman zaman diyelim ki bu sorumluluğun bir kısmını kişi kendi sorumluluğu içerisinde olmamasına rağmen paylaşabilir mi? Evet, rıza çerçevesinde olduktan sonra bunda bir beis yok herhalde. Ancak burada ben çok çekirdek aileden de bahsetmek istemiyorum. Büyük bir ailenin çerçevesinde değerlendirirsek, burada kişilere düşen sorumluluklar hangi temel üzerinde olmalı? Paylaşımda Allah'ın istediği bizden sorumluluk dağılımı nasıl olmalı? Eyvallah. Handan Hocam, şimdi ailede bütün yükler bir kişiye yüklenemez. Evet. Yüklendiği zaman zulüm olur. Evet. Bu kişi ister baba olsun, ister anne olsun, ister ailenin herhangi bir ferdi olur. Aile paylaşım yeridir. Paylaşım yeri, çok güzel. Ekmek paylaşıldığı gibi, su paylaşıldığı gibi görevler de paylaşılır orada. Sevgi ve muhabbet de paylaşılır. Mekanın paylaşıldığı gibi o mekanı şey yapacak kişilerin de yani, işgal eden kişilerin de paylaşımda olması. Bütün elbise yıkamayı annenin görevi olarak görmek. Efendim, bütün yemek pişirmeyi evin diyelim ki gelininin görevi olarak görmek. Bütün kazancı babanın görevi olarak görmek çok doğru değildir. O sırada en uygun kimse. Çünkü hepsini diyelim eyvallah görev paylaşılsa bile herkesin razı olduğu miktarda ve sayıda görevler dağıtılsa bile sizin payınıza düşen görevleri hep sizden beklemek çok doğru değil. Evet. Niye? Çünkü insanoğlu zaman zaman aciz bir varlıktır. Evet. Hasta olur. Efendim morali bozulur. Gevşer. Evet. Onun işte o yüzden hiçbir insandan sürekli aynı şeylerin istenmesi doğru değildir. Veya tam tekmil istenmesi diyelim. Tam tekmil istenmesi. Gücünün üstünden istenmesi. Hastalık derecesinden titizlikle istenmesi doğru değildir. Evet. Biz insanoğlu kusurlu varlıklarız. Eksik varlıklarız. Bizde, hepimizde zaman zaman zayıflıklar vardır. Zaman zaman her şeyi aynı yapamıyor olabiliriz. Ben müftü olarak bazen çok böyle şevkle odama giriyorum, başlıyorum. Mesela dün bayağı yorgundum. Oturdum. İnanın hiçbir şey yapma isteğim yok. Çok yorulmuşum. Biraz dinlenme ihtiyacı hissettim. Ve şimdi o sırada benden çok memur arkadaşlar çok şey istedi. Yapamadım. Kafa daldı. Evet. Şimdi aynı şekilde evde de öyledir. Anne hasta olur. Baba sıkıntılı olur. Evet. Şimdi dolayısıyla ailelerde görev paylaşımı yapılırken bu kusurlarımızı unutmamak lazım. Birincisi bu. Evet. Yani ideal bir ailede evet herkesin bir görevi olacak. Sahipsiz hiçbir görev olmayacak. Evet. Çünkü sahipsizse o görev orada kalır. Bulaşık yıkanacak. Kimseye verilmezse bu görev, kimse kalkıp yapmazsa o orada kirli kalır. Bir dahaki öğünde aile... Herkes bundan etkilenir. Yani sadece görevi yapmayan değil, bütün herkes etkilenir. Evet. O sırada bulaşık yıkama kiminse, sırayla yapılıyorsa, sıra kime gelmişse, evet o yapacak ama o kişinin de o sıradaki efendim acziyeti varsa dikkate alınmadığı zaman ailede huzursuzluk başlar. En başta dediniz ya hocam, insani olan, yani insan onuruyla insan olduğunu unutmadan aslında evet, karşıdakinin tabii bir tutum geliştirebilirse kişiler. Eyvallah. Şimdi dolayısıyla bir ailede bir annenin bazı görevleri olmakla birlikte hakları var. Evet. Bir babanın hakları olmakla birlikte vazifeleri var. Evet. Bir evladın hakkı, hukuku olmakla birlikte mesuliyetleri, sorumlulukları var.
Bunlar nedir? Aslında biz biraz insaflı, biraz merhametli, ferasetli düşünürsek zaten bellidir bunlar. Evet. Ve Rabbul Alemin de bunları dikkat edin, Rabbul Alemin tek tek saymamıştır. Evet. Niye? Az önce bahsettim, kusurlar var, hı-hı, zayıflıklar var. İnsanı en iyi bilen onun Rabbidir. Çünkü, hı-hı, onu yaratan Rabbidir. Bizi yaratan Rabbimiz bizim hastalıklarımızı biliyor. Şu görev tamamıyla falan kişinindir diye bitirmemiş. Evet. Nokta. O kişi hastaysa kim yerine getirecek? Hı-hı. Dolayısıyla Rabbul Alemin aslında şuna dikkat etmiş. Dikkati çekmiş. Hı hı. Kendileriyle huzur bulasınız diye, hı hı, sizin nefsinizden eşler yaratan, hı hı, Allah'tır. Huzur bulasınız. Evet. Huzur nasıl bulunur? Huzur nasıl bulunur? Hı hı. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en hayırlınız, evet, eşlerine en hayırlı olanınızdır. Evet. Yine yani sadece ayet ve hadisleri burada eğer sıralarsak, hı hı, aslında hak ve görevler çok net bir şekilde ortaya çıkar. Ben efendim gündüz eşini hayvan gibi eşini dövüp sonra akşam, hı hı, seni seviyorum diyen erkeklere hayret ediyorum. Hı hı. Bunu diyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi dolayısıyla evet, kesin çizgilerle bunu hiçbir ilim, hiçbir doktrin, hı hı, hiçbir efendim öğreti kesin çizgilerle erkeğin görevleri şunlardır, hı hı, kadının görevleri şunlardır diyerek nokta bitirmemişlerdir. Ayrıştırmıyor yani. Ayrıştırmıyor. Hı-hı. Bazen evet bellidir. Zaten bir de bu hak ve ödevleri daha çok bizim kültürümüz belirliyor. Evet. Ondan sonra Rabbul Alemin yanlış olan kültüre de müdahale ediyor. Evet. Yanlış olan kültürlere de müdahale ediyor. Evet. Baba bugün bizim Anadolu kültürümüzde hatta eskiler şöyle derlerdi, baba dış duvar, ana iç duvardır, evet, derlerdi. Aha. Aslında ikisi de duvarı ayakta tutan, evet, evi ayakta tutan duvarlar. Bu şu anlayıştan belki doğmuş olabilir. Eskide kadınlar çok toplumsal hayatta katılmazlardı. Hı hı. Ama aslında her ikisi de hem iç hem dış duvardır bana, hı hı, göre. Zaman zaman evet, zaman zaman baba kazanacak, hı hı, zaman zaman eğer varsa, imkanı varsa anne de kazanabilecek. Hı hı. Efendim zaman zaman anne yemek pişirecek ama imkanı yoksa baba da pişirebilecek. Hı hı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına baktığımız zaman o Allah Resulü evinin reisi, evet, o dönemki İslam devletinin de aynı zamanda başkanı iken, evet, Hazreti Ayşe anamızın tabiriyle fırsat bulduğu zaman süpürgesini alıp evini temizleyen, hı hı, kendi ayakkabısını tamir eden, evet, koyununu sağan, elbisesini diken, evet, sıradan bir insanın hayatını da yaşayabiliyordu. Örnek, numune, güzel bir hayat bize sunabiliyordu. Dolayısıyla önce biz belli prensipleri koyabiliriz. Bir, saygı olacak. Karşılıklı, evet, saygı. Çok güzel. İki, karşılıklı sevgi olacak. Hı hı. Üç, fedakarlık olacak. Evet. Dört, paylaşım olacak. Bunun gibi biz prensipleri çoğaltabiliriz. Evet, aslında bunlar bu çerçeveler içerisinde değerlendirirsek değil mi? Evet. Hiçbir problem de olmayacak. Hiçbir problem olmaz. Veya şöyle diyelim hocam, problem olmaması değil de problemlerin üstesinden gelmemek gibi bir durum söz konusu olmayacak. Aynen. Zaten önemli olan bir yükü tek başına, hani şu masayı tek başıma kaldırmaya kalksam muhtemelen kaldıramayacağım. Veya, aynen, kaldırsam da
kendime bir zarar vereceğim fiziksel olarak. Evet. Ama karşıdaki birinden yardım istesem veya istemesem bile karşıdaki benim bunu kaldırmaya yeltendiğimi gördüğünde yardımcı olmak cihetinden... Mesela o benim çok hoşuma gider. Genelde yolda kalan arabalara bir bakarsınız hemen bir kişi tek gitmez veya arabanın içindeki gitmez. Çok duygulanıyorum o zamanlarda. Hemen bir bakıyorsunuz ki birkaç kişi birden arabayı itelemek hemen. İçin şey yapıyor, o kuvveti harcıyor. Evet. Bir kişi olsa o gitmeyecek yani. Araba gitme özelliğine sahip olmasına rağmen gidemeyecek. Bizim Anadolu kültüründe, İslam diyarında bu tür güzellikleri toplumun her tarafında görebilirsiniz. Arabası yolda kalmışın, yardımına birçok kişi koşuyor. Evet. Efendim yükü düşmüşün, yükünü düzeltmek üzere birçok kişi koşuyor. Yolu geçmek isteyeni elinde tutup karşı tarafa birçok kişi götürebiliyor. Bu nereden geliyor? Bu aileden geliyor. Evet. Elhamdülillah aileden aldığımız terbiyeden geliyor. O duygulardan, dinimizin, değerlerden. Elhamdülillah dinimizin bize verdiği o ulvi, o yüce, o mukaddes duygulardan geliyor. İşte ailede biz hem dinimizi öğreniyoruz, hem efendim kültürümüzü öğreniyoruz, hem insanca, insan onuruna yakışır bir hayatı sürdürme efendim imkanını buluyoruz. O yüzden gerçekten aileye çok ihtiyaç var. Ailede tabii ana baba hakları var, evlat hakları var. Şimdi büyüklerimiz var, yaşlılarımız var. Rabbul Alemin bir ayet-i kerimede bırakın mesela anne babanın efendim anne babaya cevap verilmesinden veya onları üzecek söz ve davranışlarda bulunmaktan, sarf etmekten onlara diyor rahatsızlığınızı hissettirmek için bile olsa tavırlarınızı bile yasaklayın. Öf bile demeyin. Aslında yani rahatsızlık... öfü davranışlarınızla bile göstermeyin. Evet, davranışlarınızla bile göstermeyin. Yani hani öf aslında bir sadece şey değil, bir vücut dilidir. Ağzımızdan vücut, çıkması değil yani. Sadece o değil. Çünkü öf dediğiniz zaman vücudunuz bir şekil alıyor. Evet. Aslında Allah Teala yani vücut diliyle de bile olsa, söz veya eylemle de bile olsa bir anne babanın üzülmesini ve orada çok ilginçtir, aileye çok güzel bir işaret var. Kema rabbeyani sagira buyuruyor Rabbul Alemin. Ya Rab diyor, o, yani diyor vahfud cenahake mine nasıldı? Mine rahmet. Tam hatırlayamadım. Kafa biraz dağınık. Şimdi onlara diyor rahmet kanadını ger. Ve sonra ya Rab ben küçükken nasıl bana merhamet ettilerse Rabbirhamhuma'ydı galiba. Rabbirhamhuma kema rabbeyani sagira. Evet. Rabbirhamhuma kema rabbeyani sagira. İşte ben diyor küçükken aileye aile önemine işaret. Onlar bana nasıl hürmet bana merhamet ettilerse, bana şefkat ettilerse sen de onlara öyle merhamet et diyerek dua et. Bırak onları üzmeyi, onlara öfkelemeyi. Evet, onlar için dua et. Şimdi dolayısıyla anne baba bizim varlığımızın sebebidir. Anne baba bizim göz bebeğimizdir. Onlar ya cehenneme ya da cennete açılan kapılardır. Eğer ana babamızı üzersek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Burnu sürtünsün, burnu sürtünsün, burnu sürtünsün ve dua ediyor. Kimin ya Resulallah dedikleri zaman ana babasından biri veya ikisi yanında yaşlanacak, yaşlandığı halde. Yaşlandığında onlara iyi bakmadığı için cehenneme gidenin burnu sürtünsün. Evet. Şimdi dolayısıyla onlar ya bizim cennetimizin sebebidir. Cennet çünkü onların ayağı altındadır. El cennet. Şimdi bazen biz Arapça diline çok hakim olmadığımız için bazen rical kelimesinin kadın yerine, kadın erkek yerine kullanıldığını bazen mesela diyelim ki burada da el cennetu tahta ekdamil ümmehat derken aslında sadece annenin kastı.
Aslında biz bilirsek bazen Arapçada şöyle bir şey var. Kadın erkek aynı kelimeyle ifade edilebiliyor. Mesela nefs kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Orada hem müzekerlik hem müenneslik yönü vardır. Nasıldı? Alimet nefsun ma kaddemet ve ahharet. Geçiyor. Orada hem erkeği kastediyor. Yani hem kadını, her kişi. Her kişiden ne kişi, bahsediyor. Efendim kıyamet koptuğu zaman erkek kadın herkes efendim ne yaptığını, önceden ahiret için neyi gönderdiğini veya ahiret için neyi yapması gerekirken yapmadığını diyor bilecek o sırada. Evet. Şimdi dolayısıyla burada da ben aynı sanki mantığı görüyorum. Cennet sadece anaların ayağı altında değil, babaların da bence ayağı altındadır. Hemen baba hocam. Ondan sonra yine rıda Rabbi fi rıdal valid ve sehatu Rabbi fi sehatil valid. Allah'ın kızgınlığı babanın kızgınlığında, Allah'ın hoşnutluğu babanın hoşnutluğundadır. Evet, bizim bak dedim ya atasözlerimiz, örfümüz, ananelerimiz İslam dini ışığı altında şekillenmiş, ayet ve hadislerin ışığında şekillenmiş diyorum. Alın burada da aynısı. Bir atasözü var. Baba kızdığı zaman Allah kızar. Ha, bu hadisten alınmadır. Evet. Şimdi baba kızdığı zaman Allah kızıyorsa, anne kızdığı zaman gene Allah kızmıyor mu? Kızmıyor, evet. Ben aynı mantığı görüyorum. Dolayısıyla evet, ana babamız bizim çok önemlidir. Aynı şekilde ailede sadece babanın değil, evlatların da bizim üzerimizde hakları vardır. Evet. Çünkü niye? Bakın, çok ilginçtir. Ben mesela bunu başka felsefede göremezsin, başka dinde göremezsin. İslam dininin alimleri sıralarken evlat haklarını ona diyor iyi bir anne seçmek. Evet. Daha doğmadan hakkı doğuyor. Evet. Yani iyi bir anne, iyi bir baba seçmek evladın anne hakkıdır. Baba üzerindeki hakkıdır. Ailede siz dediniz ya nasıl efendim şey aile rol model aile olmalı? Rol model ailede evlat hakları da gözetilecek. İyi evet. bir isim konulacak. Hı hı. Efendim iyi bir terbiye edilecek. Çocukların terbiye edilmesi gerçekten Rabbul Alemin'in emridir. Çocuklarımız da nasıl anne baba cennet kapıları ise çocuklar. Evlatlar da öyle. Üç tane kız çocuğunu yetiştiren hı hı. cennete gider. İki kızımız var diye efendim itiraz eden biz gitmeyecek miyiz? İki kız, birisi ayak altında bir kızım var bir kız da. Evet. Ha demek ki evlatlar da cennet veya cehennem kapısıdır. Demek ki hepimiz sorumluyuz birbirimizden. Efendimiz buyurduğu gibi kullukum ra'in ve kullukum mesul an ra'iyeti. Herkes sorumludur ve sorumluluk alanından mesuldur. Hı hı. Şimdi rol model bir ailede karşılıklı hak, sevgi, muhabbetin yanında o aileyi huzurlu yapacak önemli bir noktaya da işaret etmek istiyorum müsaadenizle. Hı hı. O aileye haram girmeyecek. Evet, evet. Bu da bir haktır. Bir görevdir. Evet. Şimdi yarın Allah'ın huzuruna gittiğimiz zaman eğer evlatlarımız veya eşlerimiz ya Rab ben haram aslında yemek istemiyordum. Fakat bu benim eşim gitmiş, hı hı. babam gitmiş ya da annem gitmiş ya da evet. oğlum gitmiş getirmiş. Benim suçum ne? يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ ayetini evet, hatırlayın. Evet. Her kişi birinden kaçar. لِكُلِّمْ رِئِنْ شَئْنُنْ يُغْنِيهِ herkesin birinde alacağı vardır. Evet. Alacak bu. Dolayısıyla herkes birbirinde niye kaçacak o gün hesap verirken? Evet. Ben bana haram yedirecek babadan mutlaka davacı olacağım. Ben efendim yedirecek anneden çünkü benim böyle bir efendim günahım niye olsun? Hı. Niye haram yiyeyim? Çünkü haram girdiği zaman benim bünyem bozuluyor. Evet. Aynı şekilde annem babam anneme babama haram yedirme hakkım var mı? Onlar da benden davacı olacak. Evet. Benim çocuklarıma haram yedirme hakkım var mı? Yok. Onlar benden davacı olacak. Eşime yedirme var mı? Hayır. Eşimin bana yedirme hakkı var mı? Yok. Yok. Demek ki iyi rol bir model ailede yarın Allah'ın huzurunda sorumlu olmamak için bile olsa önce helal ve temiz hı hı. bir kazanç o eve girecek. Bu da bir haktır. Hak. Kişilerin birbirleri üzerindeki haklarından birisidir.
Diğer bir konu o ailede... Hocam bu arada şeyimizi çekelim isterseniz. Evet, bizi evet. arayanları 3 kişiyi siz buyurun bunu, aradan çekerseniz. Bunu ben de seçiyorum. Evet evet, evet siz peki, seçiyorsunuz. Bismillah diyorum. 3 kişiyi. Şöyle bir evet karıştıralım. Şey evet. Bismillah deyip şöyle aha. bir tane çek. Evet. İki tane, tane mi gel? Geldi. Olsun gelmiş. Bir tanesini attım. At, iyi siz bilirsiniz evet. hocam. Ferah, siz mi söylüyorsunuz? Söyleyebilirsiniz hocam, ben siz de okuyun. Benim, siz okuyun efendim. Tamam. Evet. Üç tane mi seçiyorum? Evet hocam. Ferahat Gülsever, ilk dinleyicimiz, izleyicimiz. Aha, şöyle bir tane Ferahat daha çektim. Evet. Evet. Hep bayan ismi çıkıyor. Beyler bizi az izliyorlar demek ki. Gerçi geçen hafta vardı, erkek de vardı. Necla Sakın. Beyler herhalde şu anda işteler. Böyle gene biz olsun işteyken de böyle bazen bürolarda falan televizyonlar açık oluyor ya veya hastanelerde genellikle aa, izleniyoruz maşallah, diye düşünüyoruz. Evet. İnşallah. Evet Fatma Ezgi'nin, Ferahat Gülsever, Necla Sakın kardeşlerimiz bizden komşuluk kitabını kazandılar. Bu kardeşlerimiz kimliklerini ibraz etmek suretiyle Diyanet Yayın Evi'nden bir ay içerisinde bu kitaplarını hediye olarak alabilecekler. Buradan duyurmuş olalım. Hocam son cümlelerle böyle bir toparlayacak olursak aslında benim sormak istediğim birkaç şey daha vardı ama onu da sizden bir başka program randevusu alarak inşallah. Yerine getirelim. Şöyle evet. bir toparlayacak olursak genel ifadelerle özetleyecek olursak. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz insan olarak hakikaten bir aileye muhtaçız. Evet. Hayatımızı idame ettirmek için beraber yaşamak zorundayız. Aileler toplumların en sağlam taşlarıdır. Eğer bu taş bozulursa toplum evet. bozulur. Ailede karşılıklı hak ve görevler vardır. Hem annenin, hem babanın, hem eşlerin, hem çocukların uyması gereken görevler vardır. Hı hı. Bu görevleri ifa ederken evet, örf ve adetlerimiz önemli olmakla birlikte dinimiz baş tacımız ve baş evet. sırada olmalıdır. Bu görevleri dinden alırsak daha mutlu bir hayat, daha huzurlu bir hayat yaşarız. Ailede birbirimize karşılıklı hitap ederken nazikçe hitap hı hı. etmeliyiz, güler yüzlü olmalıyız. Bir bey eşinden ne bekler? Bir hanımefendi beyinden, eşinden ne bekler? Bunlar çok önemlidir, bilmemiz gerekiyor. Eve girerken selamla girmeliyiz, hı hı. tebessümle girmeliyiz. Selamı alırken tebessümle almalıyız. Varsa problemlerimizi anında hemen girişte biz bir ortaya dökmemeliyiz. Önce eğer erkek gelmişse erkeğin, bayan gelmişse bayanın önce biyolojik ihtiyaçlarımız dediğimiz hı hı. yemeydi, içmeydi, hı hı. dinlenmeydi. Ondan sonra birbirimize problemimizi açarsak ve empati kurabilirsek, birbirimizi anlamaya çalışabilirsek Allah'ın izniyle bu ailede çok huzurlu, mutlu bir hayat olur. Evet. Ben burada tüm izleyicilerimize, evet. sesimizin gittiği herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hocam. Biz de bizi kırmayıp yeni görevinizde hemen çok yoğun olmanıza rağmen, özellikle kutlu doğumda yaklaşırken yoğun olmanıza rağmen bizi kırmayıp programımıza iştirak ettiğiniz için minnettarız. Cenab-ı Allah tekrardan görevinizi hayırlı mübarek kılsın. Hı. Rabbül Alemin razı olduğu şekilde kendisine rağbet etmeyi, birlikte güzel işler yapabilmeyi nasip eylesin diyorum. Çok sağ olun ben hocam. Çok teşekkür ediyorum. Allah sağ olun. Razı olsun. Allah razı olsun. Evet muhterem izleyicilerimiz. Ben uyarı aldığım için, yoksa o kadar güzel gidiyordu ki hocamdan, hatta bir aile içerisinde kişilerin nasıl bu kadar Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de örnek aileler vermesine ve bizim bu dinin mensubu olmakla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi örnek bir şahsiyete sahip olmamıza rağmen nasıl aile içerisinde yaşadığımız sıkıntılarla infilak noktasına geldiğimizi, nasıl hayatlarımızı kaybedecek noktalara geldiğimizi de konuşmak istiyordum. İnşallah bir sonraki programın temel taşları olsun o da. Buradan çok üzülerek de olsa programımızı bitiriyorum. Ailemizin
içerisindeki ilişkilerimizin hesabi değil, hasbi olduğu, birbirimizle programın başından beri söylediğimiz gibi sevgi, saygı, merhamet, hoşgörü, rahmet ve meveddet nazarıyla bakabildiğimiz ve toplumda toprağa yürek, tohumu sevgi, meyvesi mutluluk olan bizlere sadece dünya saadeti değil, ahiret saadeti de yaşatacak huzurlu, güzel aileler hepinize ve hepimize nasip etsin Cenab-ı Allah duasıyla bitiriyorum. Bir sonraki haftaya kadar hepinizi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.